Herkese merhabalar. Bugün sizlerle saat çiçeği çalışacağız. Bunun için 5 bölü 8 nolu fırçam var. İlk önce yaprak yeşilini alıyorum. Diğer tarafını biraz ışıltı olsun istedim. İçinde çok ince simler var. Bir metalik, bu diamond metalik diye geçiyor. Onu fıstık yeşilini aldım. Yaprak yeşili ve metalik aldım. Şuradan şöyle bir alıyorum. Özellikle buradan başlıyorum her zaman ki daha rahat görülebilsin. Şu şekilde bir yaprak koyacağım. Bakın dik koyacağım. Açıyorum. Dikleşiyorum. Geri geldim. Tekrar çıktım. Cama tekrar boya aldım hemen. Geri döndüm. Şurada bırakıyorum. Karşı tarafını yapacağım. Şu şekilde tutuyorum. Paralel. Dikleşiyorum. Geri dönüyorum. Tekrar çıkıyorum. Tekrar döndüm. Arada doldurmak gerekiyor kağıt olduğundan. Evet, tekrar buraya geldim. Bakın buradan tek hareket. Tamam. Şu şekilde bitiriyorum. Şimdi aynı şekilde şuraya da bir tane yapacağım. Fırçam dik. Zaten çektim. Burada kağıtta çalışırken her seferinde doldurabilirsiniz. Obje de bu kayacak. Gerek kalmayacak. Şu şekilde. Buradan dönüyorum. Biraz keskin geliyor yapraklar daldan. Şuraları küçük minik yapraklar var oralarda da. Onları daha küçük fırçayla da yapabilirsiniz. Şu şekilde şöyle yerleştirebilirsiniz. Şöyle. Şimdi bir tane şuraya ekleyelim. Bunu daha küçük bir yaprak yapacağım aşağı doğru. Bakın. Buradan geçtim. Küçük yaprak da şuraya ekleyelim. Paralelinden alıyorum. Dönüyorum. Şu şekilde bitiyor. İki tane de şöyle. Bunu uçlu bırakabilirsiniz. Kapalı gibi yaprak. Şuraya da yapalım. Şimdi 1 bölü 2 nolu fırçama mor ve beyaz alıyorum. Biraz da parlament rengi alacağım. Biraz mor. Aslında şimdi yapacağımız bir papatya hareketi. Bu şekilde basıyorum, çekiyorum, basıyorum. Bir kere daha. Fırça ilk başta açılmıyor. İyice dolduktan sonra daha rahat açabilirsiniz. Basıyorum, bakın daha rahat basıyorum şimdi. Bastım.
Şimdi bir tane şuraya yarım yapacağım. Buradan dışarıdan şu şekilde çekiyorum. Böyle. Bir tane de yarı açmamış olsun. Onu da nereye koyalım? Şurada olabilir. Şimdi burada beyazı dışarıda kullanıyorum önce. Şu şekilde. Daha beyaz. Şimdi koyu rengi dışarıda kullanacağım. Burada bir en dıştan bir tane aldım. Bir tane de buradan. Aralara giriyorum. Bir tane tomurcuk olsun. Şurada da bir tane tomurcuğumuz olsun. Onu da ekleriz birazdan. Şurada. Şimdi 1/4 fırçamı alıyorum. Biraz bu da aldım. Biraz yeşil, fıstık yeşili. Bu da açık bir yeşil. Şu şekilde. Önce orta göbeklerini yapalım. Sonra bağlantıları kurarız. Şu şekilde. Şöyle döndürüyorum fırçayı. Bunu lilak fırçasıyla da yapabilirsiniz ama bayağı küçük olacak. Lilak fırçası biraz büyük oluyor bunun için. Bu yüzden şekilde kullandım. Bu sefer bordo ve beyaz alacağım. Bu şekilde. Şuradan bu şekilde tutuyorum. Bakın beyaz dışarıda. Etrafında dönüyorum. Aslında basıp çekebilirsiniz. Çok küçük dokunup çekebilirsiniz ama beyazı çok net göstermiyor böyle yapınca. Onun için sadece dokunup çekmeniz yeterli. Bu şekilde etrafında dönüyorum. Şimdi bunda da aynı. Beyazı kaybolduğu an hemen tekrar alın. Fırçam küçük olduğu için şimdi daha büyüğünü kullanamıyorum ki çiçek orta göbeği genişlemesin daha fazla. Çünkü bir şey daha hazırlayacağız buraya. Kat. Böyle şöyle hafif dönelim şuradan. Şimdi fırçamı sadece mor ve parlamenti birlikte alıyorum. Şurada. Buradan en son yaptığım yerden küçük küçük dokunuşlar bakın. Şöyle. Bunu tamamla dönüyorum. Aslında en çok oyalanan bu göbek kısmı. Çok farklı doğada incelerseniz siz de inceleyip istediğiniz çiçeği ve göbeği oluşturabilirsiniz. Ben size sadece şeylerini gösteriyorum. Hani nasıl hazırlayabilirsiniz? Renkler çok değişiyor. Bir de söylediğim gibi kağıt ve obje çok farklı. Fırçamı biraz açık yeşil aldım.
için, bu tepeden göründüğü için şu şekilde küçük dokunuyorum ve ortaya doğru çekiyorum. Şimdi burada aslında şöyle bir şey görünüyor. Kahverengi aldım biraz. Dokunuyorum, çekiyorum, dokunuyorum. 3 tane şöyle bir göbek oluşturdum. Aynı şekilde burada da kahverengi dokundum, çektim, dokundum. Şimdi fırçamı 1 bölü 2 nalı fırçamı tekrar yeşil alıyorum. Tabii yine metalik. Bunların bağlantılarını yapalım. Şu şekilde. Küçük yapraklar koydum buradan. Buradan daha uzun yaprak koyuyorum. Aynısını biraz daha uzunu. Biraz daha kapatacağım çünkü bunu. Şöyle. Şuradan da uzatalım. Çekiyorum. Dokunuyorum. Şimdi biraz açık, daha altın rengini alıyorum aynı diamond metaliğin. Biraz da küçük yapraklar koyacağım şuradan. Yani çok şart mı? Değil ama bir ışık veriyor biraz daha açık olanı. Bakın şöyle yapınca. Ters tuttum. Koyu renk dışarıda. Bu yaprağı çekiyorum yine buraya. Şekilde artık devamını tamamlayabiliriz. Eksik yerleri. Şimdi yine biraz floating medium'a batırıyorum fırçamı. Biraz fazlasını aldıktan sonra aynı yaprakları biraz daha full olarak ekleyeceğim. Şimdi filiz fırçamı aldım. Yine biraz yeşili su ile mürekkep kıvamına getiriyorum. Bu sarmaşık tarzında bir çiçek olduğu için böyle sarmaşıktaki gibi filizler var. Bakın şöyle bolca. Hatta sık dönüyor. Bunu da şu şekilde tutuyorsunuz. Bakın şuradan çıktım ya. Etrafında dönüyorsunuz. Fırçayı sürekli dandırın. Fazla bastırmayın. Daha kolay olur çalışmanız. Bakın şöyle. Sanırım yeterli. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.